...size soralım ne dersiniz? Bir izleyebilir miyiz? Ee, belki kaşıran ilk defa... Yani, ...neyi üstüne konuşuyorsunuz diye. Peki hazır olduğunu ...onu da bir izleyelim, bir haber verin arkadaşlar. Buyurun lütfen. Siz izlediniz. Ha, e, Şimdi şöyle... E, ...hani dışarıda ilk izlediğimde... ...programa girmeden ne tepki verdiysen... ...burada da onu söylemek isterim. Ben kahkaha attım. Yani bana... E, ...komik geldi. Siyasetin içinde de... ...bu tür şeyler olabilir mi? Pekala olabilir. Yani... Ee, biz geçmişten siyasi hiciv denen bir şey var. E tabi siyasi hiciv denen bir şey var. Geçmişte hatırlarsınız ülkede Cumhurbaşkanlığı yapan, Başbakanlık yapan Turgut Özal gibi, Süleyman Demirel gibi, işte o zamanki işte Necmettin Erbakan gibi. gibi, Erdal İnönü gibi, Alparslan Türkeş gibi e, bütün siyasilerin karikatürlerinde biz izledik. İşte olacak o kadar programında ayrı ayrı her birinin farklı şekillerde siyasi hiciv animasyon yapıldığını gördük. Yani bunlara içeriğine ben katılmam. Ben gülerim. Belki bizim partiden başka bir arkadaşımız kızar. İçeriğine ilişkin söyleyeceklerim de olur elbette ama siyasetin içinde bunlar olabilir. Yani burada benim dikkatimi çeken ya da insanların düşünmesi gereken konu ne dediğimizde bunu e, AKP'ye yönelik yapılsaydı ya da MHP'ye yönelik yapılsaydı nasıl tepkiyle karşılaşılacaktı? Acaba orada Yargı araç sallaştırılacak mıydı? Bir yayın yasağı gelecek miydi? Tazminat davası olacak mıydı? Bir broşür haline gelse toplatma kararı alınacak mıydı? Yani bu soruları sorduğumuzda yapılanın eğrisi doğrusuyla e, görmemiz e, gerekir. Ceza davası açılacak mıydı? Hakaret davası. İşte e, ben en son Habertürk programına katıldığımda çok canlı, çarpıcı bir örneği söylemiştim. Bizim partimizin hazırladığı bir broşürden ötürü. ...bir genel başkan yardımcımıza... ...Cumhurbaşkanı'na fiili saldırıdan ceza davası düzenlendi. Yani fiili saldırı. Ee, Türk Ceza Kanunu'nun 310. maddesi. Ee, hani hakareti, halkı kim ve düşmanlığa sevki... ...artık bunları tartışmıyoruz bile. Yargının... E, ...özellikle muhalifler söz konusu olduğunda... ...elini bu kadar yükselttiği ortamda... ...bunlara Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği... E, ...bu pozitif tepkinin de halkta bir karşılığı olacağını düşünüyorum. ha İçeriğine gelince şunu da gözlemliyorum. Ben... Ee, Sayın Şahin şunu söyledi yani e, ona katılırım siyasette son dönemde e, gerçek ve algı arasında bir şey yaptığımızda algının ağır bastığını görüyoruz ama bunu siyaset biraz böyle değil mi? Bunu ama bunu kimin yaptığı nasıl yaptığı önemli yani buna somut rakamlar üzerinden baktığımızda da işte iktidarın vatandaşa verdiği sözlere baktığımızda işte ne bileyim referandumda. E, yetki verin dolar düşecek, bu işsizlik arada bitecek, özürüm, gürü, e, ondan sonra veren, yoksulluk bitecek şeklindeki vaatlerinden tutun da e, işte üniversiteler özellikten bahsederek sandıkta o istemesine kadar yolsuzlukla, yasaklarla mücadele edeceğim deyip de bunların tam tersinde bir istikamette siyaset yapımına kadar yani algı gerçek. E, bu Buna baktığınız zaman bu dengede iktidarın ...algıya ağırlık verdiğini ki özellikle de seçim öncesinde algıya yönelik, toplum algısına yönelik operasyonlar işler yaptığını çoklukla gördük. Bu bazen e, yurt dışında çeşitli münakaşalarla kendisini gösterdi. İşte başka ülkelerle sürtüşme, ondan sonra sen Hollanda'dan taraf mısın, sen Türkiye'den taraf mısın gibi algıyı sağlamaya yönelik bir şey yaşadık da. Yani burada bizim bakmamız gereken siyasetçi ne vaat ediyor toplumdan nasıl oy alıyor, bunun ne kadarını gerçekleştiriyor. Şimdi mesela 128 milyar dolar meselesi algı mı gerçek mi? Bunu söyleyince buna cevap verme ihtiyacı hissediyorum. Şundan ötürü 128 milyar nerede sorusu bu kendiliğinden ortaya çıkan bir soru değil. Bizim Merkez Bankası'ndaki rezervlerimizin, net rezervlerimizin eridiği ve çok yüksek bir miktarda hızla eridiği son iki senelik süreç ortaya çıktıktan sonra ee, en başta ekonomiden anlayan köşe yazarlığının dile getirmesi sonra genel başkanımızın ta Kasım ayında bunu dile getirmesiyle kamuoyunun gündemine yavaş yavaş oturdu ve bugün herkesin sorduğu soru haline geldi. 128 milyar nerede? Şimdi e, bunlar pandeminin getirmiş olduğu ekonomik. Onlar ölçülebiliyor. Bu, bu ölçümler içerisinde şu yok yani ve e, net tespit olarak yapıldığında şu soruların cevabı bir türlü gelmedi. Ee, merkez bankasıyla hazinenin yaptığı bir protokol çerçevesinde e, e, kamu bankaları aracı kılınarak döviz satışı yapıldı ve 2020'nin sonu itibariyle bu uygulamadan vazgeçildiğine yönelik tespitler ortada. Yani bunu bugünkü Maliye Bakanı da söylüyor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın dünyada eşi benzeri olmamış, hiçbir ekonomistin ispatlayamamış, gösterememiş bir teorisi vardı. Yani faiz ve enflasyonla ilgili sebep-sonuç ilişkisi kurarak bize özgü ve o iddiasını ispatlama uğruna e, birçok Merkez Bankası'nın bağımsızlığını zedeleyecek şekilde çok ciddi müdahaleler yapıldığını e, biz gözlemledik ki bunları da özgü, gizli, gizli saklı yapmadı. Yani kamuoyuna yönelik aleni açıklamalarıyla biz bunları gördük. Sonrasında da bakın bu 128 milyar dolarlık erimenin net bir şekilde ortaya çıkmasıyla birlikte şu sorunun cevabı da ortaya yerde kaldı. Yani biz tarih sayı vererek söylüyoruz diyoruz ki 2014'ün 23 ocağına kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde Merkez Bankası yaptıkları döviz satışını internet sitesinden web sitesinden Türkiye'ye duyuruyordu. Bu uygulamadan neden vazgeçildi? Bu pekala hangi gün, hangi kur üzerinden ne kadar döviz satışı yapıldığı görülebilir, gösterilebilir. Biz diyoruz ki <laughs> 6,5 seviyesindeki bir dolar 8,5'lara yaklaştığı bir süreci yaşadık. Faiz de 9'lardan 18'e geldi ve bu esnada da dolarlarımız gitti. Şimdi aynı AK Partilerinin, aynı iktidarın kendileri 2003'te e, yolsuzluklar araştırma komisyonu kurup mecliste o zamanki Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel döneminde 5 milyar dolarlık döviz satışını Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluğu olarak addeden aynı iktidar. Dolayısıyla bir yerde 5 milyar dolar var, bir, bir yerde 128 milyar dolar var. Ve Veys Bey ben size şunu çok açık söyleyeyim. Nasıl ki ilk önce sustular... Sonra bu para yerinde yok olacak hali yok dediler. İşte sonra pandemide harcandı dediler. Sonra farklı farklı açıklamalarla 6 tane farklı açıklama oldu. Şimdi bütün bunlar şunu gösteriyor. Bu özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe binalarında yapılan o baskın görüntüleri, o pankartların indirilmesi, bunlara yasak getirilmesi, Cumhurbaşkanı'nın hakaretten dava açılması bütün bu resmi hep birlikte gördüğünüzde İktidar büyük bir panik içerisinde bu 128 milyarı da böylesine komik bir skecin içerisine yerleştirmişler. Yani aslında ben içeriğine yönelik şunu söyleyeyim. 128 milyar dolar sorusunun daha fazla Türkiye'nin gündeminde kalması ve vatandaşların sorgulaması için de bize önemli pas atmış durumda. Yani başka Size bir açıdan mi? bakıldığında da bunun Türkiye gündeminde daha fazla kalacağı ve Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefetin tezlerinde haklılığın, Gösterileceği bir e, süreç olacak. Ve son şunu söyleyeyim. E, yalan üretim merkezi deniyor. Ve e, şu 19 yıllık AKP iktidarına baktığımızda gerek vaatler gerek gerçekleşen gerek söylemler gerek işte e, gezide e, işte cuma çıkışı tırnak içinde başörtülü bacımıza saldırdılar görüntüleri elimizde söyleminden tutun da. Bunun gibi onlarca yüzlerce örnekle nasıl yalan söylediğini tüm Türkiye'ye göstermiş bir siyasi hareketin Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili böyle bir e, skeç yapması biz bunu en fazla güleriz yapabilirler. Yani bu bizim demokrasi anlayışımız açısından hoşgörü anlayışımız açısından da Türkiye'ye bir mesajdır. Evet, teşekkürler.